Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Mali Yardımcım, saygıdeğer protokol, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, temsilcileri, programımıza teşrif eden muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz idrak ettiğimiz Muharrem ayı münasebetiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin organizasyonuyla Malatya Büyükşehir Belediye'miz tarafından düzenlenen 12. Ehlibeyt Sevgisi ve Kerbela Konferansı'na hepiniz hoş sefa geldiniz. Çünkü hoşa geldiniz. Değerli konuklar, Ehlibeyt Yüce Peygamberimiz son Kadir-i Hum'da iki emanet buyurmuştur ümmetine. Birisi Hazreti Kur'an, diğeri ise benim Ehlibeytim'dir buyurmuştur. Bir içim su vermediler, tüm müsellemdir bugün. Ehl-i Beyt'in çektiğini yad eyleyip Şam-ı Seher, Karabağlar durmaz ağlar, ol ki Adem'dir bugün. Bu güzide toplantıyı tertip eden çok değerli çalışkan belediye başkanımız Sayın Ahmet Çakır Beyefendi'ye de şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygı, muhabbet ve aşk niyazlarımla selamlıyorum dostlarım. Sevgili Peygamberimizin Şehrullah diye ifade buyurduğu Ramazan'dan sonra oruç ibadeti bakımından en kıymetli ay olarak bize takdim ettiği hikmetli ve ibretli bir ayın içerisindeyiz. İnsanlık tarihinde ve İslam tarihinde çok önemli hadiselerin cereyan ettiği bu anlamıyla hikmetli bir ay. Peygamberimizin ifadesiyle hürmete şayan bir ay, Muharrem ayı. Bununla birlikte Muharrem deyince hiç şüphesiz yüreklerimizi dağlayan Kerbela'yı bize hatırlatır. Bu anlamıyla da sevgili Peygamberimizin çiçeğinin koparıldığı, reyhanının soldurulduğu ümmeti Muhammed için acılarla dolu bir aydır Muharrem. Yine bize bu toprakları vatan yapan, kültür ve medeniyetimizi yoğurup bırakan, tarihimizin yüz akı insanlardan, şahsiyetlerden birisi olan Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin temennisiyle, duasıyla ben bırakmak, sözlerime son vermek istiyorum. Bir olalım, iri olalım, diri olalım inşallah. Allah'ın rahmeti, sevgisi, merhameti hepinizin, hepimizin, ümmeti Muhammed'in, aziz milletimizin, güzel ülkemizin üzerine olsun diyorum. Sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. İbadet ayı, hüzün ayı. Rabbim yapmış olduğunuz ibadetleri kabul etsin. Dolayısıyla aynı zamanda Kerbela'da yaşanan o vahim hadiseyi de Rabbim hiçbir zaman göstermesin. Bu duamızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz ama etrafımıza baktığımız zaman İslam coğrafyasına hala Kerbela'ların yaşandığı günleri yaşıyoruz. Bunlara şahitlik ediyoruz. Rabbim bu günler vesilesiyle Muharrem ayı münasebetiyle de inşallah Müslümanlara birlik değillik versin. Dolayısıyla biz hem Muharrem ayının önemini ibadetlerimize geçirirken, Kerbela'yı anarken, şehitlerimizi anarken, şehitler Serdarı Hazreti Hüseyin'i anarken, aynı zamanda bu olayın tekrar etmemesi için de bir duruş sergilememiz gerekiyor. Aynı zamanda hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve al ve ashabını çok iyi anlamamız lazım. Ehl-i Beyt'in yaşamış olduğu, o günde yaşamış olduğu aynı hayatı kendi inşallah yaşamımızda da yaşayabilmemizi Rabbim nasip etsin diyorum. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Rabbim bir kez daha kerbelalarımızı yaşatmasın. Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. Bu Muharrem ayının inşallah kardeşliğe, dirliğe, birliğe ve kan ve gözyaşının olmadığı bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyorum. Kerbela şehitlerini bir kez daha anarken, bir kez daha Kerbelalıların yaşanmamasını temenni ediyorum.
Hazreti Hüseyin başta olmak üzere onun arkadaşlarının Kerbela'da şehit edilmesi bugün bir kez daha Orta Doğu'da yaşanan Müslümanların Müslümana kırdırıldığı coğrafyayı bize hatırlatıyor. Kardeşin kardeşe kırdırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. İşte bunun için en fazla birliğe ihtiyacımızın olduğu bu günlerde bu Muharrem ayı bu kardeşliğimize vesile olur diyorum. Ve çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma bu program için hasreten teşekkürlerimi iletiyorum. Bu vesileyle ben bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah birliğimiz daim olur. Gelin bir olalım diyorum. Beraber olalım, iri olalım. Hacı Bektaş Veli'nin söylediği gibi bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum. Kandırmış bir melunumu sana gelin alacağım Yezide diye. Sıfrinde Kur'an'ı mısrağa saplayıp Ali'ye isyan eder. Hazreti Ali'nin onların karşısına çıkıp gafiller, ben konuşan Kur'an'ım, bana kılıç mı çektiniz? Hüseyin sevindi. Çocuklar sevindi, kadınlar sevindi, su geliyor diye. Geldi kırbanar, o bez kırbanar. Sağ demir verdi. Kırbanar kaldırıldı havaya, döküldü kumların üzerine. Size su içmek değil, susuzluktan ölmek yakışır dedi. İmam sen.